Hepinize merhabalar. Geçmiş Roblox Studio'nun 29. bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde core rutinleri işleyeceğim. Core rutinler nedir? Aynı task kütüphanesindeki spawn gibi çalışıyor aslında. Yine kodun ne zaman çalışacağını şey yapmak için yani tam olarak ne zaman çalışacağını halletmek için veya paralel çalışma yapmak için multi diyoruz biz ona. Onu da anlatacağım şimdi. Şimdi multi -trading nedir? Bir önce onu anlatayım. Multi -trading şudur. Yani paralel şey yapma. Şimdi sizin bir kodunuz var. Kod 1, kod 2, kod 3. Biliyorsunuz ki bunlar bilgisayar bakıyor. Tak, tak, tak. Bunu sırayla yapıyor. Eğer multi -trading yaparsanız alır. Kod 1'i de, kod 2'yi de, kod 3'ü de aynı anda işleyebilir. Multi -trading tam olarak budur. Şimdi korutinler Korutinlere başlayalım Şimdi öncelikle korutinlerin durumlarından bahsetmek istiyorum Korutin durumları nedir Suspended Yani Askıya alınmış Bekletilen Running Çalışan Normal çalışıyor fakat başka korutin bekliyor sırayla olduğu için Evet de bitmiş artık bitmiş ya hata vermiş ya da bitmiş şimdi bu coroutine durumları nedir şimdi coroutinelerimizi oluşturduğumuzda dört tane durum var bunların üçünü dışarıdan çağırabiliyoruz coroutine'in dışarından şunları fakat running'i dışarıdan alamıyorsunuz çalışıp çalışmadığına. Sadece şu üçünü dışarıdan alabilirsiniz. Şimdi coroutine'leri bir oluşturalım hemen. Önce onun için bir function oluşturalım. Coroutine'imizi çalıştıracağımız function. Ne olsun? Search biliyorsunuz son zamanlarda search çok kullanıyorum bu tarz şeylerden. repeat until t eşittir 0, t 60. Şunu eşit eşit yapacağız lokal yapacağız şunda. t eşit bir birim t diyelim. Aradan ne diyelim? Task 1 bir diyeceğiz tabii ki. Tamam. Şimdi korutinimizi buna bağlayalım. Korutini oluşturalım hemen. Lokal ilk korutinim eşittir korutin. Create diyorum. Şimdi bir coroutine oluşturuyorum. Yani yalnız içine fonksiyon da girmem lazım. Oluşturdum bakalım çalışacak mı? Çalışmayacak. Neden çalışmayacak? Çünkü sadece oluşturduk. Bunu devam ettirmemiz lazım aynı şekilde. Coroutine resume diyorum. Ha, dur hangi şeyi resume yani hangisini devam ettireceğimi girmedim. Ona da ilk coroutineim diyorum. Ve mesela sayacın içinde atıyorum bir şey varsa, bir variable varsa, bir değişken varsa buradan yolluyoruz onu da. Haberiniz olsun. Bakın gördüğünüz gibi sayacımız çalışmaya başladı. Onun dışında gelsem ben buraya coroutine çalışırken script devam ediyor desem mesela. Yani normalde sırayla gelir böyle. Ondan sonra şey yapar koritim fakat paralel çalıştığı için hiçbir şekilde etkilemiyor bizim ana kodumuzu. Sonra koritinden başka ne var biliyor musunuz? Koritin.wrap var. Koritin.wrap nedir? Bakın. Oluşturuyor koritini. Fakat bunda resume'a ihtiyaç yok. Direkt şöyle çalıştırabilirsiniz. Şu şekilde. ilk koritinim. Artık bu bir fonksiyon haline getiriyor bunu. Öyle düşünebilirsiniz. Bunu çağırdığınız zaman işte içine ne gireceğiz? Değerimizi gireceğiz yine. Value. Aynı şekilde şöyle. Coroutine ile function'ı bağdaştırıyoruz. Bu coroutine bir function'a e çeviriyoruz yani. Kısaca bakın. Deneyelim. Gördüğünüz gibi çalışıyor. Şimdi mesela ne yapalım? Bu coroutine wrap ile böyle hiç vur açmadan şöyle bir şey yapabiliriz. Coroutine diyorum. Wrap diyorum. Function. Yeni bir function oluşturuyorum. Sonra sonunda bir tane de şundan ekliyorum. Bu ne demek? Hani şurada çağırıyoruz ya. Coroutine'i ça çağırıyorum. Bakın bu şekilde artık hiçbir şekilde dışarıdan çağırmamıza, function'a bağlamamıza falan gerek yok. Böyle de yapabilirsiniz yani. Şimdi e, coroutine durumlarına bir bakalım. Coroutine durumları nedir? Coroutine durumları aha da şu dördüdür. Şimdi onları nasıl alacağız? Al diyelim. Task wait 0 wish to print hem coroutine'imiz. Ha. Şimdi bir tane daha şeyimiz var. Şimdi korutinimizin bir şeyi yok. Değişkeni yok. Yani hangi şeyin statüsünü alacağız hangi coroutine'in. Onu da şu şekilde yapacağız. Eğer böyle benim yaptığım gibi yaparsanız running derseniz şu anda e, devam eden çalışan coroutine'i döndürecektir. Bakın full suspended yazacaktır. O running yazdı. Çok ilginç bir şekilde. Normalde dıştan çağırdığımda hep suspended yazıyordu. Değiştirmişlerdir belki. Demek ki artık hepsini dışarıdan çağırabiliyoruz. Ne güzel. Sonra ne yapabiliriz başka? Ha korutin status böyle korutin running de sanırım dışarıdan alabiliyorsunuz yine running'i. Hazır korutin running'i göstermişken korutin running'i yazdıralım mesela. Bakın bize bellekteki yerini verdi bu korutinin. Gördüğünüz gibi çalışan korutinin. Şimdi içeriden nasıl alacaksınız? İçeriden de aynı şekilde alacaksınız aslında. Print diyelim. Coroutine status. Yine Coroutine running diyeceğiz. Böyle yaptığınız zaman bu sefer de Coroutine'in içinden yazdıracaksınızdır. Gördüğünüz gibi. Şimdi başka ne var? Şimdi bu Coroutine'lerin task spawn'dan ayıran olay. Bunları durdurabiliyoruz. Bildiğiniz durdurabiliyoruz yani. Ben şimdi burada Mesela saç bittikten sonra Durmasını istiyorum Bakın ne diyor Suspense execution of the coroutine Bakın dead yapmıyor Yani bitirmiyor Suspended yani askıya alıyor Tekrar çalıştırabiliyorsunuz bunu Tekrar çalıştırdığınızda ne oluyor Aa, Devamı geliyor Şimdi mesela t'yi 5 yapalım Sonra Duracak burada Gerçi bunu şey yapalım ya, şöyle bir şey yapalım. Lokal diyelim. Coroutine eşittir. coroutine new. New değil pardon. Wrap ile yapalım. Nef, function açalım. Function. Sağ aç. Şöyle şunun içine koyayım şunu. Sağ açlayayım. Yine aynı şekilde çağırdık. Şimdi bunu tekrar çağırmak istiyorum ben. Daha durdu. Durduktan sonra ben tekrar çağırırsam saç işte birader çağırmasın mesela. şey yapalım. Hemen ne yapalım biliyor musunuz? 10 değil de 6 saniye beklesin. 6 saniye sonra yutuyor çünkü. Tekrar çağıralım. Koruteneyim. Deneyelim. 5, 4, 3, 2, 1. Sağ bitti birader. Çağırma diyor tekrar çağırırsanız. Sinirleniyor biraz. Ee, şurada işte dur. Yani kısaca coroutine yield. Bizim bu korutini durdurmamıza yarıyor. İstediğiniz zaman durdurabiliyorsunuz. başka ne yöntemle çalıştırabilirsiniz? Coroutine Rizyum da diyebilirsiniz. Şey yani. Bu da çalışacaktır diye düşünüyorum. bu ile çalışıyor mu? Vrap ile çalışmıyor. Ama create ile çalışacaktır. Şöyle create yapalım şunu. Şunu da şöyle şeyini kaldıralım. Function değil çünkü artık. Bakın coroutine Coruscant create'te de öyle yapabilirsiniz. Coroutine resume de yapabilirsiniz. Bunda da. Sağ iş bitti birader. Çağırma. Evet. Şimdi bir örnek düşüneyim hemen. Ya örneğe gerek yok. Video zaten yeterince uzamış. Bence örnek verdik saçtan zaten. E bu videoluk bu kadar olsun. Korutinler yine biraz zor bir konu olabilir. Roblox Dev 2'de paralel şeyi okumanızı tavsiye ederim. Paralel Lua. Yani işte birden fazla şey olması. Onun da videosunu illaki çekerim ileride. E dediğim gibi bu videoluk bu kadar olsun. Seviliyorsunuz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.